Manşete hoş geldiniz. Tek konumuz var. İsrail-Filistin çatışması savaşı. Yeni bir evreye girildiği açık. Bundan önce ne olduysa artık bundan sonra başka bir dönem, başka bir sayfa açıldı. Meselenin adını koymak daha ilk günlerde çok zor. Şu haklıydı, bu haksızdı falan demek ya da işte yok bu terördü, yok savaştı, yok çatışmaydı. Ölen, öldürülen nereden bakarsanız bakın hemen sıcağı sıcağına bir tanımda bulunmak ve olayın yakın tarih, uzak tarih, her neyse tarihsel perspektifine bakmadan da sebep-sonuç ilişkisi kurmak çok olanaklı değil. Son bilgilere bakalım. Son bilgiler son derece enteresan. Yani İsrail Gazze için topyekün abluka kararı aldı. Zaten Gazze abluka altındaydı. Gaza Strip İngilizce'de, Türkçe'de de çok güzel çevrilmiş. Gazze şeridi denen bir bölge. Ve zannediyorum metrekareye en çok insanın düştüğü bölge dünyada. 2 milyondan fazla insan yaşıyor daracık bir şeritte, daracık bir koridorda. Birazdan haritalarla bakacağız. Her şeyini İsrail'den alıyordu zaten. Yani elektrik, gaz, neyse gıda oradan geliyor. Elbette yardımlar belli bir koordine altında ulaştırılıyor. Fakat yani denizden, karadan hemen her anlamda zaten dikenli teller arasında bir açık ceza evinde yaşayan halk. Ve bu uzun yıllardır böyle. 2006-2007'den beri de zaten bir abluka hali var. Geçmişte olan gelecekte olmayacak. Elektrik, gıda, akaryakıt yok. Zaten Netanyahu da Gazze halkına sesleniyorum. Hemen oradan ayrılın. Şimdi bunu analiz eden analistler de ya bu Gazze halkı nereye gidecek ki? Falan diye sormuyor. Çok az insan soruyor. Ya nereye gidecekler? Nasıl gidecekler? Anlatabiliyor muyum? 123 binden fazla kişi Gazze'de yerinden edilmiş. Hali hazırda. Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in cumartesi gününden bu yana Gazze şeridinde düzenlediği füze saldırıları sonucunda 511 kişinin öldüğünü, 2750 kişinin de yaralandığını söylemiş. Şimdi bu rakam artıyor, sayı artıyor. Ben şu anda bir rakam söylesem zor. Fakat her iki taraftan kayıpları topladığınızda binleri buluyor. Esirler var. Yüzün üzerinde İsrail'in asker, polis veya sivil esir alındığı ifadesi var ki bu Gazze'nin koridorlarında ya da Gazze'nin tünellerinde falan tutuluyor. Haliyle çok ezbere yorumlar yapılıyor. Bir kara harekatı gelir mi gelmez mi? Gazze'ye kara harekatı yapmak da zor. Birazdan bakacağız. Niye zor? Yani orada 2 milyon küsur insan yaşıyor ve orada uzun yıllardır örgütlenmiş bir Hamas var. Ve siz nereye nasıl giriyorsunuz? Elinizi kolunuzu sallayarak girebileceğiniz bir yer değil Gazze. İşte bu da bölgenin haritası. Filistin meselesi, Filistin davası denince de çevredeki bu ülkeleri atlamadan bu konunun analiz edilmesi mümkün değil. Lübnan, Suriye, Ürdün, İsrail, Mısır. Hepsi müdahil ve geriye doğru 75 yıllık tarihte yani İsrail'in kurulduğu tarih 1948'den bu tarafa baktığınızda hepsi konuyla ilgili savaşların içerisinde aklınıza gelebilecek bütün gelişmelerde bu ülkeler taraf. Yani sadece Ürdün nüfusunun %60-70'inin Filistinli olduğu ifade ediliyor. Ve bu sayı milyonlarla ifade ediliyor. Yani konuya taraf Mısır hali hazırda öyle. Suriye öyle ki Suriye'nin zaten İsrail'le bir Golan Tepeleri mevzu var. İşgal altındaki Golan Tepeleri mevzu var. Lübnan hakeza öyle ki Lübnan son derece çetrefil. Geriye doğru 50 yıldır Lübnan da çok karışık. Çok kültürlü, çok dinli, çok mezhepli bir yapı var orada. Ve Lübnan Hizbullah'ının orada palazlanan Lübnan Hizbullah'ının son 40 senede Hamas'la işte Filistin Kurtuluş Örgütü'nün yerini aldı. Halk Kurtuluş Cephesi'nin her neyse Hamas'ı destekleyen bir tavrı var. Yani çok girift. Geriye doğru hem kısa tarihte yani 70-75 yıllık tarihte hem de uzun tarihte. Yani dinlerin tarihine kadar giden perspektifte çok boyutlu bir mesele bu. Yani tek başına hemen dünden bugüne, bugünden yarına ele alınacak, anlaşılacak bir mesele değil. İşte Gazze şeridi bu. Gazze Strip olarak geçiyor İngilizce'de. Sol üstte de İsrail'deki Filistinlilerin yaşadığı bölgeler. Gazze şeridi ve hemen West Bank, İngilizce'de West Bank denilen Batı Şeria. Filistinler burada yaşıyorlar ve Batı Şeria'da bir Filistin devleti var. Dünyada 195 ülke var. Bu 195 ülkenin 193'ü Birleşmiş Milletler'de. İkisi sadece Birleşmiş Milletler'de değil. Birisi Vatikan, öbürü de Filistin devleti. Bir Mahmud Abbas var başında, 87 yaşında. Bir devlet ama ne olduğu, nasıl bir varlık gösterdiği ve ne yaptığı soru işareti. Ve Batı Şeria'da yaşayan bir Filistin nüfusu var. Filistin nüfusunun toplamda İsrail'de yaşayan Filistin nüfusunun 5 milyondan fazla olduğu da ifade ediliyor. Şimdi Gazze şeridine baktığınızda
60 kilometre boyunca bir şey var, sınır var, kara sınırı var ve bu sınır zaten dikenli tellerle, duvarlarla falan çevrilmiş durumda. Popülasyon 2.1 milyon. El Cezire'den aldım bu grafiği. Popülasyon yani nüfus 2.1 milyon. 365 kilometre karelik bir alan. 2007'den bu tarafa zaten bir İsrail blokajı var. Yani nereden bakarsanız bakın 16 senedir. Şu anda bu blokajı katılaştırmış, artırmış, daha da sıkı hale getirmiş olabilirler. Bu ayrı bir konu. Burada yine El Cezire'den getirdiğim bir grafik. Nedir bölgenin demografisi baktığınızda? Esasen bölgede 6.8 milyon İsrailli, gene 6.8 milyon eşit Filistinli nüfusu var. Yani o daracık bölgeye yaklaşık 14 milyon insan sıkışmış durumda. Üst üste yaşıyorlar. İlginç bazı veriler var. Mesela İsrail'in 1.6 milyon Filistinli vatandaşı var. Yani İsrail vatandaşı olan 1.6 milyon Filistinli var. İsrail nüfusunun büyük bir bölümü asker, güvenlikçi bir devlet, bir istihbarat devleti, bir asker devleti, bir polis devleti. Ve bu öteden beri böyle. Ve tamamen belli alarmlar üzerine kurulmuş, insanların diken üstünde, tetikte falan yaşadığı bir devlet. Zaten 4 yıla kadar askerlik süresi var. Kadın, erkek, herkes askerlik yapıyor. Yani tam anlamıyla militarize olmuş bir toplumdan bahsediyoruz. Haliyle sivillere yönelik katliam veya terör dediğinizde bunu İsrail için tekrar düşünüp tanımlamak gerekiyor. Hangi siviller? Siviller gerçekten günahsız mı? Çünkü bir de yerleşimci gerçeği var. Yani İsrail ta 1900'lerin başından itibaren, özellikle 1920'lerden itibaren belli bölgelere, belli bölgelerde toprak alarak veya İsrailler, Yahudiler yerleştirilerek kurulmuş bir devlet. Bu 1897 Siyonizm Konferansı'ndan 1948'e kadar devam etmiş. 48'den sonra da gene artarak devam etmiş. Ve İsrail'in sivil yerleşimci politikası hep var. Hep böyle Filistinli grupların arasına, belli alanlara falan yerleştirerek insanları silahlandırıyorlar ve kışkırtıyorlar. Daha yakında birkaç hafta içerisinde İsrail'den gelen haberleri okumuyor insanlar. Bu sivil yerleşimciler, Filistinliler bir Filistinlinin tarlasına girdiler, ağaçlarını kestiler, toprağı yaktılar ve işte o toprakta bir daha bir şey üretilmesin diye. Şimdi bu şekilde de bir sivil bir anlamda terörü var. Yani sivil yerleşimcilerle tamamen militarize olmuş bir istihbarat toplumuyla falan, toplumundan falan bahsediyoruz. Ve gene Gazze şeridinde özellikle her 4 kişiden 5 kişiden birinin İsrail'e çalıştığı gibi yaygın bir söylenti var. Doğru yanlış ayrı bir konu. Evet. Yani ezbere halledilecek bir konu değil bu konu. 1917'de bu da gene El Cezire'nin yeni paylaştığı bir harita. 1917'de tamamen bir Filistin yurduyken ve İngiliz himayesindeyken, yani bir İngiliz kolonisi pozisyonundayken veya ne derler işte İngiliz mandası altındayken Filistinliler, 1948'e gelindiğinde daracık Gazze şeridine ve Batı Şeria'ya sıkıştılar. 1967 haritası, 1995'te ve işte 2020'ye gelindiğinde bu iyice daraldı yaşam alanları. Neden? Çünkü İsrail politikası. İsrail diyor ki ya bana tabi olacaksın ya da bu şekilde açık cezaevinde ve belli sınırlamalarla yaşamaya, belli tacizler altında yaşamaya mahkum olacaksın. Konu bu. Yani biraz evvel ekrana da getirmiştik. Milyonlarca İsrail vatandaşı olmuş Filistinli var. Ama gelinen durumdan İsraillerin hepsini de sorumlu tutmak olanaklı değil. Çünkü İsrail'de de ciddi bir muhalefet, hükümete muhalefet ediyor, Filistinlilere yapılanları doğru bulmuyor filan. Şimdi böyle de bir durum var. Yani çok boyutlu bir konudan bahsediyoruz. Çok çok çetrefil bir konudan bahsediyoruz. Geriye doğru yakın tarih, uzak tarih perspektifiyle ele alınmazsa halledilemeyecek bir konudan bahsediyoruz. 1948 sınırları orada, 1967 sınırları orada. Yani işte bu sınır, artık o sınırlara da dönülemez. Ya işte iki devletli bir çözüm. O iki devletli çözüm esasen İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Birleşmiş Milletler falan marifetiyle neyse, İsrail kurulurken Filistin'de de bir devlet tahsis edilseydi veya verilseydi veya kurulsaydı ancak o zaman mümkündü. O trende kaçtı. Yani şu anda iki devletli bir çözüm ne politik açıdan, ne sosyolojik açıdan, ne de genel hayatın akışı açısından çok olanaklı değil. Üzgünüm değil. Evet, bir Filistin devleti var, tanınmayan, ama o da işte tartışılan bir devlet Batı Şeria'da.
baktığınızda 2008-2023 arasında İsrail'de ölen İsrailli sayısı, çatışmalarda, savaşlarda veya işte harekatlarda, operasyonlarda neyse, ölen İsrailli sayısı 308. Ve şu sadece ilk gün, yani 7 Ekim'de ölen İsrailli bunu geçiyor. Yani bu konu o açıdan bir milat. Yani 15 yılda ölen insandan çok daha fazla İsrailli ölmüş, öldürülmüş. O açıdan durum çok daha farklı, durum çok daha girift bir noktada. Peki ölen öldürülen Filistinli'ye bakın, 6407. Son 15 yılda bu da tespit edilen rakam. Şimdi böyle bir gerçeklik var. O öldürdüğü zaman terör, öbürü öldürdüğü zaman meşru müdafaa ya da işte efendim haklıyken haksız duruma düşme veya haklı saldırılardır bunlar, haklı operasyon filan demeden önce düşünülmesi gereken konular. Çok girift. Ben hiçbir kelimeyi kullanmadan sadece fotoğrafı çekmeye çalışıyorum. Sadece bu sene öldürülen Filistinli sayısı 172. Belki bunun da üstünde rakam, bizim yani tespit edilebilen rakam bu. Sadece bu sene 2023'ün 1 Ocak'ından işte bugün 9 Ekim tarihine kadar. Gerçi 9 Ekim demeyeyim de 7 Ekim diyeyim. 7 Ekim tarihine kadar. Çünkü 7 Ekim'den sonra yüzlerce binlerce Filistinli öldürüldü, öldürülüyor. 7 Ekim tarihine kadar 2023'te öldürülen Filistinli sayısı tespit edilen %172. İsrailliler tarafından öldürülen. Amma asker, amma polis, amma sivil yerleşimciler tarafından. Böyle bir durum var. Gazze şeridi bu. Gazze şeridi gerçekten hani tam anlamıyla şerit. Yani 10 kilometre derinliğinde, 40-41 kilometre uzunluğunda bir şerit. Ve burada 2.1 milyon insan yaşıyor. Bu rakamın biraz daha yüksek oldu. 2.5 milyona yakın olduğu da ifade ediliyor. Tam olarak saymak, bilmek mümkün değil. Dünyanın en büyük toplama kampı. Bir yönüyle. Elbette orada bir şehir, insanlar bir yaşam kurmuşlar, çalışıyorlar, çocuklarını okula gönderiyorlar filan ama abluka altında, karadan, denizden İsrail neye ne biçimde izin verirse o biçimde bir şey alıyor. Destek alıyor. Yani tümüyle altyapısı, ne bileyim enerjisi filan İsrail'e bağlı. Zaten kesti İsrail. Suyu da kesti. Şimdi orada 2,5 milyon insan susuzlukla karşı karşıya. Elektrik yok, su yok, gaz yok ve muhtemelen gıda sorunu da baş gösterecek. Çünkü her yer tutulduğu için, abluka altına alındığı için orada ne yetişir ne üretilir ki? Ve bu kadar yoğun bir insan kalabalığından bahsediyoruz. Kime ne yeter? Kolay değil. Yani bu dramı, bu coğrafyayı, bu topografyayı değerlendirirken hepsini bir arada, hepsini yerli yerince koymak gerekiyor. Ve ondan sonra da elbette kanaati seyirciye, takip eden insanlara bırakmak gerekiyor. Benim yapmaya çalıştığım gibi. Evet. The Times'ta bugün yayınlandı bu karikatür. Yukarıda işte Hamas militanı füzeyi ateşlerken görülüyor. Aslında İsrail bayrağını hedefliyor ama ters tepiyor. Filistin davasını vuruyor. Evet. Durumu anlatan karikatürlerden biri. Rishi Sunak, İngiliz Başbakanı, İsrail'le yan yanayız tweet'i atmış. İsrail'in yanındayız tweet'i atmış. Ve onun rezidansı resmi ve işte normal konutu Downing Street 10 numara da İsrail bayrağı duvara yansıtılmış. Bu fotoğrafı da paylaşmış İngiliz Başbakanı. Batı, İsrail'in yanındayız mesajları attı. Çok sayıda entelektüel, gazeteci, akademisyen de öyle attı. Ama bu konu anlaşılmaya çalışılması gereken bir konu. Ne onun ne bunun yanında olmadan. Deminden beri onu anlatmaya çalışıyorum. Paramotorla sınırı geçtiler deniyor. İsrail'in güney sınırından paramotorlarla geçen silahlı, tam teçhizatlı Hamas militanları havada böyle görüntülendi demiş. El Cezire çok güzel bir grafikle olayı anlatmış. Yani bu saldırılar nasıl gerçekleşti. Gerçekten enteresan grafikle canlandırmış. Mossad veya istihbarat yetersiz kaldı tezleri var. Buna da çok fazla katılmıyorum. Elbette göz yumulmuş olabilir, elbette bir takım işaretler alınmış olabilir ama bir rehavet dönemi. Zaten Filistin geriye doğru bir durgunluk dönemi. Son birkaç yıldır bir hareket yok. Aynı zamanda bayram, işte festival falan var yakın bölgede. Bir rehavete de denk gelmiş olabilir. İsrail'in demir kubbesi, yani işte füze saldırıları vesaireye karşı bir
savunma mekanizması çalışmadı, delindi deniyor. Delinmiş olabilir çünkü dakikada ya da saatte neyse yüzlerce füze atılıyor. 5000'e yakın füze atılmasından bahsediliyor. Dolayısıyla demir kubbe bazılarını tutmuş ama bazılarına engel olamamış olabilir. Dolayısıyla ciddi bir hazırlık ve ikmal süresi söz konusu ve bu füzelerin veya bu hazırlığın yine muhtemelen grafiklerde de gördüğünüz Gazze şeridi içerisinde yapıldığı düşünülüyor. Motosikletlerle, pikaplarla, paramotorlarla karşıya geçiyorlar. 5000 kadar füze muhtemelen yeraltı dehlizlerinde veya işte bir şekilde istihbarattan falan kaçırılarak ya da çok ciddi bir tarama yapılarak, yani bu işlerde yüzlerce kişinin çalıştığı muhakkak, o yüzlerce kişinin de çok ciddi bir güvenlik soruşturmasından geçirilerek geriye doğru aylarca süren bir operasyon hazırlığı. 50 yıldır, belki daha da fazla, belki de tarihte yani en büyük direniş veya karşı koyma veya saldırı da olabilir bu. Bugüne kadar görülmüş en ciddi hazırlık ve o hazırlıkla bir eylemin gerçekleştirilmesi söz konusu. İran'dan destek alınmış olabilir, Suriye'den destek alınmış olabilir, Lübnan Hizbullah'ından destek alınmış olabilir. Yakın geçmişte Türkiye'den işte roket yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi falan diye Gazze'ye gönderilen haberler çıkmıştı birkaç hafta önce. Türkiye'den malzeme gitmiş olabilir, bilmiyoruz. Herhangi bir devleti veya örgütü doğrudan hedefe koymamak lazım. Bu konuda son derece rivayet muhtelif ve çok parçalı bir Filistin yapısı var. Aynı şekilde İsrail'de de çok parçalı bir hükümet var. Yani bir zafiyet varsa yeni seçimden çıkmış Netanyahu aşırı partileri ya da radikal partileri de yanına alarak bir hükümet kurmaya çalışıyor. Eskinin radikali Netanyahu bu dönemde biraz daha ılımlı gibi bir profil çiziyor. Bilemiyoruz. Yani durum nedir? Fakat son derece planlı bir saldırı. Esir alınmış pek çok sayıda işte İsrail güvenlik gücü, polis, asker, pek çok vatandaş yüzün üzerinde olduğu ifade ediliyor. Onlarla da muhtemelen bir pazarlık götürülecek veya işte bu da İsrail'e karşı elde koz olarak tutulan bir konu. Yani bu konular elbette etraflıca değerlendirilmeden, etraflıca ele alınmadan konu anlaşılamaz. Bu da hemen yakındaki, Gazze dışındaki festival alanı. İlk saldırılar buraya oluyor ve buraya özellikle havadan ve gene karadan Hamas militanları giriş yapıyorlar ve 260'ın üzerinde insanı burada öldürdükleri söyleniyor. İnsanlar kaçışıyorlar. Yani bir müzik festivali için gelmişler. Dünyanın dört bir tarafından, sadece İsrailliler de yok. Ve bu insanlar öldürülüyorlar. Hatta bazı kadınlara öldürmeden evvel Hamas militanlarının tecavüz ettiği şeysi var, anlatısı var. Bir kısmı rehin alınıyor, bir kısmı öldürülüyor, kovalanıyor. Hayatta kalanların önemli bir bölümü ölü taklidi yaparak hayatta kalıyorlar. Dünyanın farklı milletlerinden turist olarak oraya gelmiş olan insanlar da var. Ve burada çekilen görüntüler, tespit edilen görüntüler bu yapılan operasyonun üzerine de büyük bir gölge düşürdü. Yani bu operasyonun haklarını savunanlar da bu görüntülerde herhangi bir şey söyleyemiyorlar. Dolayısıyla hep söylemeye çalıştım, baştan beri anlatmaya çalıştım da o. Yani orada bir haklılık, haksızlık veya herhangi bir taraf tutma falan durumu yok. Meselenin tam anlamıyla bir fotoğrafının çekilmesi ile ancak konu anlaşılabilir. Evet. İşte bu kız bir Alman ve festivale gelmiş. Son olarak da böyle bir kare paylaşmış sosyal ağlarda ve bu belki de onun paylaştığı son kare ve işte dövmesinden tanıyor, çırılçıplak bir öldürülüyor, bir kamyonete atılıyor ve işte Hamas militanları üzerinde tepiniyor. Ve enteresan bir şekilde yani ölüleri de bir anlamda rehin alıyorlar çünkü İsrail açısından ölülerin teslim alınması, cenazelerin teslim alınması da önemli. İsrail tıpkı diriler gibi, diri rehineler, canlı rehineler gibi ölü olanlara da büyük ilgi gösteriyor. Dolayısıyla ölüleri de toplayıp götürüyorlar. Bir kısım ölüleri de toplayıp götürüyorlar ki onu da gene pazarlık masasında kullanacak Hamas. Burada da gene bir başka kadın festivalde motosikletli Hamas militanları onu da aralarına alıp götürüyorlar. Çığlıkları, videoları duyuldu. Kayıp bir çift, onlar da festivaldeymiş ve Hamas saldırısı
Onları da hedef aldı ve onlar da muhtemelen rehin aldılar. Gene bu şekilde iki kişinin arasına oturtulan yaşlı, genç, kadın, çoluk, çocuk fark etmeksizin insanlar rehin alınıp götürülmüş durumda. Sayı tam olarak bilinmiyor ama bu konu açıkçası özellikle sosyal ağlarda paylaşılan videolar ve fotoğraflarla dünya kamuoyunun ilgisini daha çok bu noktaya çekiyor. Özellikle bu festival alanında yaşananlar. İşte burada gene işte rehin alınan bir 85 yaşında olduğu ifade ediliyor. Sosyal ağlarda yakınları paylaşıyorlar, videolar paylaşıyorlar. Hasta, ilaçlara muhtaç, nasıl olacak ki falan gibi böyle bir durum var. Evet. İlk defa uzun yıllardır Hamas militanları bir İsrail tankını ele geçirmişler ki bu da bu şekilde dünya medyasında haber oldu. Dünya medyası her şeyi veriyor. Yani Gazze'den yükselen dumanları da veriyor. Gazze'de milyonlarca insanın tehdit altında, hayatlarının, yaşamlarının tehdit altında olduğunu da veriyor. Ve ölüleri, özellikle bebeklerin, çocukların öldürüldüğünü hedef aldığında bu şekilde veriyor. İşte İsrail saldırılarının ardından ölen çocuklar, ölen bebekler, babalarının veya yakınlarının kucağında kefenlenmiş olarak veriyorlar. Yine İsrail'in ele geçirdiği militanları veya işte ne bileyim Filistinlileri çırılçıplak yerlere yatırıp üzerine de sırtlarına da numaralar işaretleyip işte o şekilde teşhir ettiğini filan da biliyorlar. Yani böyle bir şey de var. Onlarca belki daha fazla Gazze'de hedef alınmış bina, içinde sivillerin de yaşadığı yerle bir edildi ve hala bu devam ediyor. Başta da söyledim, Filistin davası, bölgedeki gerçeklik başka bir evreye girdi. Her iki taraftan da büyük kayıplar var, binlerle ifade edilen kayıplar var ve bu konu durulmayacak. Sanıldığının aksine İsrail önümüzdeki haftalarda durulmayacak ve devam edecek ve hep gündemimiz olacak bir konu. Evet. Herkes için sürprizdi, evet doğru, ama belli ki birileri için sürpriz değildi. Bunu da zamanla anlayacağız anladığım kadarıyla. İsmail Haniye'nin İstanbul'dan bağlandığı söyleniyor. Çeşitli dünya televizyonlarına veya kaynaklara bilmiyoruz. Ama Hamas yönetimi veya Hamas yönetiminden birileri Türkiye'de olabilir. Türkiye'de tam anlamıyla ikircikli bir politika götürüyor. Gerek Hamas ve yönetimi veya Filistinlilerle bir temas götürürken öbür tarafta Netanyahu'yla görüşüyor New York'ta daha yeni birkaç hafta önce Erdoğan. Yahudi toplumunun temsilcileriyle görüşüyor. Her iki tarafa da gül dağıtan bir noktada ama şu anda artık durum zannediyorum eskisi gibi olmayacak. Arabuluculuk söz konusu olabilir mi? Türkiye veya başka bir devlet. İsrail savaşta olduğunu deklare etti ve İsrail'li hiçbir yetkili şu anda arabuluculuğu şunu bunu kabul ediyor değil. Bunu da belirtmek lazım. Yavaş yavaş toparlarken Yektan Türk Yılmaz'ın şu tweet serisini okumak istiyorum. İsrail Savunma Bakanı korkunç bir vücut diliyle yaptığı açıklamada Gazze'nin yiyecek, su, elektrik ve bunun gibi ulaşımını bloke edeceklerini söylemiş. Daha da ürkütücü olanı karşı tarafı insan sıfatında hayvanlar olarak tarif etmiş ve anlaşılan Gazze eşittir Hamas diline de geçilmiş. Bu maalesef hiç şaşırtıcı olmayan bir imhacı, felaketçi yaklaşıma işaret ediyor. Şaşırtıcı değil zira bilhassa Netanyahu'nun 2009 sonrası iktidarı döneminde İsrailli yetkililer çok kereler benzer imhacı dile tehdide başvurmuşlardı. Kısaca Netanyahu ekibinin Filistinlileri tümden temizleyemese de onları kendi topraklarında hak talep edemez, siyaset yapamaz hale getirmek niyeti zaten vardı. Şimdi fırsat gördükleri bu saldırı sonrası bunu hayata geçirmeye çalışacakları görülüyor. Emsalsiz soykırım, katliam, insan dışılaştırma, ayrımcılık tarihine sahip bir topluluk adına yapılan siyasetin bu hale gelmiş olması insanlığın defalarca gördüğü bir trajedinin yeni dehşet verici bir sayfası. Ne tarihsel mağduriyet ne de yakın zamanda yaşanan saldırı Netanyahu idaresinin imhacı kök kazıyıcı siyasetini meşrulaştıramaz. Büyük bir insanlık felaketine koşar adım gidiyoruz. Çok yüksek sesle Netanyahu ekibinin imha fırsatçılığına dur demek gerekiyor demiş. Evet. Kesinlikle öyle. Konuyu anlamlandırmaya çalışıyoruz. Filistin davasının bir geleceği yok. İki devletli çözüm 1948'de kaçırıldı ve geriye doğru tarihsel perspektifi görmeden, öğrenmeden, anlamadan yani Hazreti Davut'a gideceksiniz.
O Süleyman Mahalli'de oğlu Süleyman'a gideceksiniz. Ne bileyim arz-ı mev'ud nedir? İbrahim, İshak, Yakup, Musa peygamberler, Kur'an'da geçen ayetler, işte Kitab-ı Mukaddes'teki anlatılar ve geriye doğru dini perspektif, Yahudilerin yurdundan sürülmesi, 2000 yıl boyunca yersiz yurtsuz kalması, sonra katliama uğraması, İsrail işte yerleşim planı, ardından Yahudilerin dönüp bu defa aynını kendine yapılanı Filistinlilere yapması ve işte yaşanan gelişmeler, çevre ülkeleri, Mısır'ın, Lübnan'ın, Suriye'nin, Ürdün'ün tutumu ve daha pek çok şey, bütün bunları hep beraber düşünmez, ele almazsanız ve elbette örgütler, Yasir Arafat'tan başlayarak işte ne bileyim Filistin Kurtuluş Örgütü, Hamas vesaire kim kurdu bunlara? Olay daha evvel nasıl seküler bir çizgideyken neden ve ne biçimde İslamcı çizgiye evrildi? İran gelişmelerin neresinde? Suudi Arabistan nasıl bakıyor? Türkiye'nin tavrı vesaire gibi konular. Bütün bunların hepsini ele almazsanız olayı tek başına terör, sivillere yönelik her eylem terördür. İşte efendim bu bir İsrail zulmüdür ya da efendim bu bir Filistin direnişidir, bu yeni bir intifadadır falan gibi tek başına tek kelimeyle falan anlamlandırmaya çalışırsanız hata olur. Sıkışmış bir toplumun patlamasıdır. İntihar saldırısı diyenler var. Ya da işte efendim bu konu sana çok kötü dönecek falan diyenler var. Ya öyle dönüp dönmeyeceği umurunda değil ki, adamın kaybedecek bir şeyi yok. Anlatabiliyor muyum? Yani hemen her boyutu toplumsal, sosyal ve elbette iktisadi ve elbette insani yönden ele alınmadan anlaşılmayacak, analiz edilemeyecek bir konu. Ve bundan sonraki haftalarda hiçbir şeyin nasıl eskisi gibi olmadığını, olmayacağını da göreceğiz. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla, hoşça kalın.